bu şekilde ağzında. Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılarak ölümlere yol açan koronavirüsün belirtileri olan öksürük, ateş, halsizlik gibi rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlar bu şüpheyle test yapan sağlık merkezlerinin yolunu tutuyor. Görüntüsünü görebiliyoruz akciğer tomografisinde. Uzmanlarsa ilk etapta testin negatif olmasına rağmen 24 saat sonra tekrarlandığında pozitif çıkabileceğine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili konuşan Doktor Görkem Astarcıoğlu, yalancı negatifliklere karşı dikkatli olmak gerektiğini vurguladı. Aslında bu hangi bölgeden alınması biraz hastalığın ne kadar ilerlediğiyle ilgili. Hastalığı kaptıktan sonra üstünden geçen güne göre değişiyor. Bazen mesela burun mukozasından alınan test negatif çıkıyor ama 24 saat sonra tekrarladığınızda pozitif olabiliyor. Orada birazcık bulguların ön planda olup olmaması önemli. Bu testte aslında virüsün içinde barındırdığı bazı proteinlerin geni aranıyor. Dolayısıyla genetik materyalini eğer biz yeterli toplayamadıysak yalancı negatif de bulabiliyoruz. Hastalık ne kadar ilerlerse hastalığın virüsün geni de vücudumuzda o kadar çok çoğalacağı için pozitif bulma ihtimalimiz o zaman daha yüksek olacaktır. Başvurduğunuz hekim zaten bulgularla birlikte değerlendirip eğer şüphede kalınan bir durum varsa test negatif olsa da kuvvetli şüphe dahilinde vaka olası pozitif kabul edilebilir. Ve test tekrarı daha sonra ilerleyen günlerde tekrarlanabilir. Virüsün vücudumuzu kendi genetik materyalini çoğaltmak amacıyla kullandığını söyleyen Astarcıoğlu, yüksek ateş, kuru öksürük, eklem hassasiyeti, giderek halsizleşme gibi şikayetler varsa Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen hastanelere gidip test yaptırılmasını öneriyoruz dedi. Virüs biliyorsunuz vücudumuzu kendi genetik materyalini çoğaltmak için kullanıyor. Kendi öyle bir üretim imkanı olmadığı için bizim hücrelerimizin çekirdeğini emir veriyor ve kendi nükleik asidini çoğaltmaya yarıyor. Biz de açıkçası çoğalan o nükleik asitleri yakalayıp bilgisayar ortamında çoğaltıp özel bir PCR dediğimiz bir teknikle yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi bu test için biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımız referans hastaneleri yetkilendirdi. O yüzden bulguları taşıdığınızı düşünüyorsanız yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı ve kuru öksürük, giderek halsizleşme, eklem hassasiyeti, vücutta kol, bacak, kas ağrıları oluyorsa o zaman hastaneye gidip test yaptırmanızı öneririm. Astarcıoğlu, ilerlemiş aşamalarda akciğer filminde virüsün kendini daha net belli ettiğini de ifade etti. Tabii ki ilerlemiş aşamalarda daha net kendini belli ediyor. Akciğerde çok tipik olarak buzlu cam görünümü dediğimiz bir görüntüye sebep oluyor. Akciğer filminden de anlaşılabiliyor ama esas olarak hani tomografiden de kendini gösterebiliyor. Hücre alveollerin içine girip onları patlattığı için küçük küçük akciğerlerin içerisinde delikler oluşuyor. Beyaz akciğer, buzlu cam dediğimiz bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Evet, antikor testi dediğimiz bir yöntem daha var. Bu da şu anda bazı yerlerde yapılmaya başlandı ve ilerleyen günlerde daha fazla yapılacaktır. Baktığınız immünoglobulinin çeşidine göre hastalığı ne kadar süre önce geçirdiğinizi de tahmin edebiliyoruz açıkçası.